Sonuçta biz itiraz sürecine girdik. Çünkü ÇED olumlu raporu geldi. Karar çıktı. Bizim her türlü itirazlarımıza rağmen 4 kişi müdahil olmak üzere avukatlar bularak mahkemeye başvurduk ve davayı başlattık. Bu arada dava sürecinde avukatlarımız gerekeni yaptılar ve 7 Haziran'da bilirkişi heyeti geldi. Mesela normalde bütün madenlerde bilirkişi oluyor fakat bize ekstra antropolog gönderdiler. Burada açılacak bir maden buradaki yaşamı direkt etkileyecek. Ayrıca buraya gelen inanç turizmi için gelen insanları etkileyecek. Yani her konuda zarar göreceğimiz çok açık ve net. Ayrıca yani inanç merkezinin dışında ileride 730 yaşında olan bir anıt ağacımız var. Yani o da 1,5 yıl önce anıt ağaç statüsüne kavuşturuldu. Bir de mermere yaklaşık 500-600 metre ötede bir su havzamız var. Bu su havzası da bu çevre köyü su havzası. Onun da ötesinde Davulbaz köyünde açılan gölet, devlet su işleri tarafından açılan göleti besleyen tek kaynak bizim köyden çıkan, yani o havzadan çıkan suyla besleniyor. Yani bu su kesildiğinde, bu suya zarar verildiğinde gölet de dolmayacak. Dolayısıyla sulu tarım yapan birkaç köy, onlar da direkt zarar görecekler. Bizim köyün merasının yaklaşık 1/3'ü mermer ocağına ÇED raporu alınmış durumda. Yani köyümüzde hayvancılık bitme noktasına geldi. İnsanlar meramız gittikten sonra hayvancılık yapamayacaklar. Tarım alanlarımız var. Şimdi bu insanlar kamyonlarla, tırlarla o kesilen blokları taşıyacaklar. Tarım alanlarımızın içinden geçiyor. Çok büyük tozlar oluyor. Bu tozlar da yani bitkinin üzerine konduğu zaman döllenmeyi etkiliyor, verim düşüklüğü oluyor. Zaten kar edemiyoruz. Yani tarım bitme noktasında mazotumuz, girdilerimiz çok yüksek. Artı verim de alamayınca insanlar ne yapacak? Mecburen bunu bitirecekler. Köylümüz çok tepkili. Mahkemeye de verdik. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Dava sürecimiz devam ediyor. Sanırım 1-1,5 ay sonra sonuçlanacak bu. Ama nasıl olacak onu ben de bilmiyorum. %50 şansımız var. Yani bu mermer ocağı bizim köyümüze, özellikle bizim köyümüze çok sekte vurdu. Alevlerin, yani bizim inancımızın kutsal saydığımız yerlerden birisidir. Samıt Baba Türbesi. Sade bizim değil, çevre köylerin, hatta çevre illerin insanları geliyorlar buraya. Kurbanlar getiriyorlar. Kurban kesiyorlar. Biz burada cem yapıyoruz. Çevre köylerden, hatta illerden gelenler var. Çorum'dan mesela gelenler var buraya. Gelip burada cem yapılıyor. Yani burası bizim inanç merkezimiz. Böyle bir anıt ağacımız da var. Buranın tozu geliyor bize. Yani su kaynaklarımız tehlikede. Mesela arıcılık yapamıyoruz. Bölgede daha doğrusu bütün Alevi köylerinin ya da Alevlerin bütün madenlere karşı geldiğini bir algı yaratılmış durumda. Aslında öyle değil. Nasıl öyle değil? Yani Yavuz Sultan Selim Alevleri dağlara sürmüş. Dağlarda da maden var. Ova'da maden yoktur. Buradaki Ova'daki adam niye karşı çıksın ki böyle olaylara? Önce bunu bir düzeltmek lazım. Bu bir yanlış. İkincisi, devlete karşı diye bir algı var. Bu da bir yanlış. Biz yönetimlere karşıyız. Basiretsiz. İnsanları yok eden, insanları doğayı yok eden, çıkar için her şeye ayaklar altına alan bir yönetime karşıyız. Yani onu da bir düzeltelim. Biz Alevler teknolojiye karşı değiliz, sermayeye karşı değiliz. Biz teknolojiyi kullanıyoruz. Biz televizyon kullanıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz, mermeri kullanıyoruz. Ama şimdi buradaki yapılan mermerler ÇED raporları elimize vermiyorlar. Buraya geliyor, onların bir sözcüsü o kadar güzel anlatıyor ki, parayı alıyor anlatıyor. Ama ÇED raporları öyle değil. Diyor ki işte burada 4 tane örneğin ocak açılacak şu andaki mermer ocağında. O ocaklar neyle mermer çıkacak? Suyla. Su nerede gelecek? Kangal'da. 4 ocağı, her ocakta 50 ton su kullansa 200 ton günlük. 200 ton suyu nerede bulacaklar?
Şimdi doğayı yok ediyorlar. Doğayı yok etmek her şeyi yok etmek. Bir doğayı yok etmek dediğin zaman orada yaşayan canlıların tamamını insanlarla beraber yok ediyorlar. Onlar için yani insanın dini, inancı ya da değer yargıları çok önemli değil. Paranın babası anası olmaz ki. Para önce parayı kendine kazandırır. Kapitalizmin şeyi bu. Ögelerinde biri bu. 2008'de bu tarafa 4000 tane çocuğa kaybolmuş. 4000 çocuk kaybolmuş. Çocuğuna sahip çıkamayan bir yönetim. Ya da bir yılda 370 tane kadın öldürülüyor. Kadınla sahip çıkamayan bir yönetim. Ben nasıl inanam? Burada maden çıkarttıkları madende benim lehim olacağına. İnanmıyoruz, güvenmiyoruz. Yani 2-3 bin tane çocuğa tecavüz edilmiş Kur'an kurslarında. İnanç merkezlerinde. Biz tabii ki yönetimlere güvenmiyoruz. Biz devlete değil. Biz devlet düşmanı değiliz. Ama böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Lütfen bu düzeltilsin. Teşekkür ederim. Bunu herkes arzusuzlar yerine geliyor, böyle ziyaretin üstüne yatıyor. Biz de böyle buluncuna Allah, Muhammed, yani deyip bürünüyor. Üstteler. Çalıyor. İşte kendine böyle okşuyorlar. Şeylerimiz iyi olsun, ağrılarımız, acılarımız diye. Etikatları çok.